Dün burada çıkan karar bize birçok şey söyledi. Basit bir yargılama ve oradan çıkan bir hukuksuzluğu tarif etmedi. Mevcut içinde bulunduğumuz karanlığa dair çok önemli bir şey söyledi. Dediler ki biz dereleri kurutmaya devam etmek istiyoruz. Ağaçları kesmeye devam etmek istiyoruz. Berkin'e, Ali İsmail'e, Medeni'ye, Ethem Sarısülü'ye, Dilek Doğan'a yaptıkları gibi sizi öldürmeye devam etmek ve yargılanmamak istiyoruz dediler. Kadınların sokakta işkence görmesine, erkek şiddetine uğramasına, hayvanlara eza çektirilmesine devam etmek istiyoruz dediler. Devleti, siyasi partiyi kılığına girmiş bir mafyayla soymaya devam etmek istiyoruz dediler. Daha bir dolu şey söylediler. Emekçilerin sömürülmesine devam etmek istiyoruz. Anneler, babalar çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için intihar etmeye devam etsinler. Bizim umurumuzda değil demek istiyorlar. Daha çok şey söylüyorlar. Kısaca diyorlar ki biz zalimliğe devam etmek istiyoruz ve bunu yapacağız diyorlar. Yapıyorlar mı? Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü yapabiliyorlar. Bakın Gezi isyanında herkes ama herkes konuştuğu için yapılamayan şeyi, onun intikamını bugün herkes sustuğu için yapabildiler. Mevzu Can Atalay, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Tayfun değil. Çiğdem Mater değil, daha bir dolu hepinizsiniz, herkes. Bakın bu karar diyor ki, hepimiz oradaydık diyoruz ya, eğer ki bu zorlu mücadelede, işimiz hiç kolay değil, ben yine galip çıkarsam, hepinizi onların yanına göndereceğim diyor. Şimdi bir karar vakti. Yapabiliyorlar dedik ya, çünkü yapıyorlar, itiraz yok. İtiraz etme zamanı. Bugün sesinizi çıkarmaz iseniz, yarın ses çıkarmaya zaten hakkınız olmayacağı gibi çocuklarınız nezdinde haddiniz de olmayacak. Burada çok uzatmak istemiyorum ama şu binanın içinde olan tıpkı siyasi iktidar kılığına giren bir siyasi parti kılığına giren bir mafya var ya, burada da hakim savcı kılığına girmiş o mafyanın tetikçiliğini üstlenenlere şunu söyleyeceğim. Biat ettikleri o suç örgütünün liderinden başlayarak sizi yaptıklarımızın hesabını sormaz isek, sizi arkadaşlarımızı gönderdiğiniz yere sokup onları oradan çıkarmaz isek, biz şerefsiziz, biz namerdiz, biz onursuzuz. Eğer arkamızda durmayacaksanız, durmayan herkesle o onursuzluğu, şerefsizliği, haysiyetsizliği paylaşıyor demektir. Burada suç örgütü var. Bütün adliyeler adaleti yutan bir kara delik. Herkes ama herkes bu suç imparatorluğuna yapışmış durumda. Bakın bu iyi ile kötü arasında. Bir avuç kötünün milyonlarca iyinin karşısına dikilip sessiz kalmasından cesaret almasıyla ilgili bir şey. İyi ile kötü arasındaki savaş isteyenlerle barışı hakim kılmak isteyenler. Demokrasi normlarının, hukuk normlarının egemen olmasını isteyenlerle biz onları paspas ederiz diyenler. Bir avuç sömürücünün milyonlarca insanı sömürmeye devam etmesini isteyenlerle siyahla beyaz arasındaki bir savaş bu. Hepiniz ama hepiniz, bakın insanın hayatta durduğu yeri tüm yaşamı boyunca tercihleri belirliyor. O tercihler haysiyet sahibi olmadığınıza dair iyi bir emare. Bugün savaş isteyenin mi, barış isteyenin mi? Demokrasi ve hukuk talep edenlerin mi, karşısında duranların mı? Zulmetmeye devam etmek isteyenlerin mi, yoksa buna itiraz edenlerin mi yanında durmanız, nerede duracağınızı bilmeniz bu ülkenin geleceğinin nasıl olacağına dair çok önemli bir emare. Ve mevzu bir mafyayla mücadele eder iken o mafyanın tetikçiliğini üstlenmiş bir yargının tasarrufuyla olmayacağını bilerek, bu işin siyasi ve politik bir mücadele olduğunun bilinciyle hareket etmekten geçiyor. Mafyayla mafyanın anladığı dille mücadele edeceksiniz. Başka çareniz yok. Kaybedecek bir tek gününüz yok. Zamanımız kalmadı. Gerçekten. Kalmadı zamanımız. Sizin milli, manevi, dini duygularınızı sermayenin parasını seven dindarlar bunlar. Bu milliyetçilik kisvesi altında, milliyetçiliğin patentini elinde bulundurarak en ilerici lafları söyleyen sözde vatanseverlere oy verirseniz ülkenin işgalinde ortaksınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, buradaki herkes ve Türkiye'nin dört bir yanındaki
milyonlar dün akşam çok kötü bir uyku uyudular. Belki de uyuyamadılar. Öfkemiz büyük ancak kararlılığımız da bir o kadar yüksek. Buradan sözümüze değer veren herkese bir tek şey söylüyorum. Buradan sonra nereye çağrılırsanız oraya gidin. Baro sizi çağırıyorsa baronun toplantısına gidin. Adalet nöbetine çağırıyorlarsa adalet nöbetine gidin. Meslek örgütünüzün, sivil toplum örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin barışçıl çağrılarına bedeninizle, yüreğinizle, zihninizle katkı verin. Karşımızdaki bu büyük kötücül aklı hiçbirimiz tek başımıza yenemeyiz ama Gezi'de olduğu gibi hep birlikte yeneriz. Gezi Recep Tayyip Erdoğan'ı yendi, onu mahkum etti. Onu hazmedemediği için Gezi'yi savunanları mahkum etmeye çalışıyor, içeriye tıkıyor, zulmediyor. Gezi başarıldı. Gezi Parkı orada duruyorsa, o ağaçlar orada duruyorsa, Recep Tayyip Erdoğan Gezi sürecinde öncesinde söylediklerini yapamadıysa Gezi sayesindedir. Gezi'de 81 ilde tek yürek olan, omuz omuza veren 10 milyonlar sayesindedir. Bu ülkenin bir diktatörden kurtuluşu ancak yine hepimizin hep birlikte omuz omuza, yürek yüreğe vermesiyle olacak. Biz bu diktatörü Gezi ruhuyla, Gezi'nin başardığı gibi bir kez daha yeneceğiz. Buna söz veriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hepimiz her şeyi biliyoruz değil mi? Bu ülkede yaşayan 82 milyon ister iktidarı desteklesin, ister desteklemesin, karşı olsun, her şeyi biliyor. Dünkü verilen karar bir yargı kararı değildir. Hukuk içinde tartışılamaz. Tamamen talimatlı yargının sarayın egemenliği için vermiş olduğu, onun çıkarı için, onun iktidarı için vermiş olduğu bir karardır. Ve bedel ödetilmek istenen arkadaşlarımızın biz her zaman yanındayız. Ama bu bedeli ödetmek isteyen ve siyaseten yenemediklerini yargıyı tetikçi olarak kullanıp talimatlı yargıyla cezaevlerine koyarak halkı biat ettiğini sanan Erdoğan'a sesleniyorum. O hayallerden vazgeç. Bu halk Gezi'de olduğu gibi. Biz Gezi'de evet bir tarih yazdık. Hep birlikte. Bu ülkenin bütün renkleriyle beraber. Ama öncelikle biz kadınlar. Biz kadınlar eşitlik ve özgürlük içinde yaşayacağımızı Gezi'de size gösterdik. Ve zaten sarayın, Tayyip Erdoğan'ın korkusu da budur. Korkusu halk korkusudur. Korkusu kadınların yarattığı korkudur. Korkusu sadece ve sadece bir grup azınlığın ve sarayın egemenliğini kurmak istediği bu ülkede eşit, özgür, barış içinde yaşamak isteyen halkın onu yenmesinin korkusudur. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Gideceksiniz. Değerli dostlarım, burada çok konuştum ben. Daha 18 Ekim 2017 tarihinden beri her duruşmadaydım. Çok konuştum. Bu davanın iddianamesi o zaman da söylemiştim. Sarayda yazıldı. Kararı da sarayda yazıldı. Burada sadece tebliğ edildi. Bize hep soruyorlar, bu dava hukuken değerlendirir misiniz? Hayır, değerlendirmeyiz çünkü bu dava hukuk zeminde yürümedi. Şunu söyleyebilirim. Ha silah çekmişsiniz, bir adamı sokak ortasında öldürmüşsünüz. Ha bir adamı silah zoruyla bir odada tutmuşsunuz. Hiçbir farkı yok. Dün verilen karar da aynı mantıkla verilmiştir. Yani bir öldürme kararıdır. İnsanları zorla, hukuk dışı yöntemlerle içeride tutma kararıdır. Hukuk değildir. Hiçbir biçimde adalet açıklanamaz. Ama burada bir kez daha söylüyorum. Yakındır o zaman. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Ama bunlar gibi değil, adil biçimde soracağız. Bizler burada hepimiz anayasal düzenin koruyucularıyız. Tıpkı 10 yıl önce Gezi
2022'ye giderek anayasal düzeni, ekolojik denge ortamında, sağlıklı bir çevrede, kentsel kamu düzenini sağlamak amacıyla yaşamak için orada olduğumuz için. Orayı anayasayı ihlal ederek, yetkilerini kötüye kullanarak kapatmak isteyenler, AVM inşa etmek isteyenlere karşı bizler anayasal haklarımızı kullanarak orayı kurtardık, koruduk. 10 yıldır devam eden davalar aslında adil yargılanma hakkı nasıl ihlal edilir dava yoluyla, yargıçlar eliyle, bunun örnekleri dünya hukuk tarihi açısından ibret verici örnekleriyle doludur. Bu bakımdan bu tamamen hukukun en aza indirildiği bir davadır. Hukukun katledildiği bir karar sürecine tanık olduk dün akşam. Çünkü anayasal düzeni sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşamak amacıyla anayasal düzeni korumak isteyen milyonlar aslında bunu başardılar. Fakat 15 Temmuz silahlı girişimle anayasal düzeni ortadan kaldıramadılar birileri, ama diğerleri 2017 anayasa oylamasıyla demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırdılar. İşte bu bunun revanşıdır. Tıpkı 3 hafta önce oylanan 2023 seçimlerine hazırlık amacıyla kıdemli yargıç ilkesini kaldırıp kura yoluyla yargıç belirleme kuralını getirdikleri gibi, yine 2023'e bir kala, yani Gezi'nin 10. yılına bir kala bu şekilde bir karar verdirtmek suretiyle 2023 seçimlerini de kazanacaklarını umuyorlar. Öyle zannediyorlar. Ama öyle değildir. Bu çünkü anayasal düzene sahip çıkmaktır aynı zamanda. Demokrasiye sahip çıkmaktır. Bu açıdan kazanamayacaklar. Fakat şunu iyi bellemek lazım. Konunun hukuki boyutu var, çok zayıf. Politik boyutu var, çok çirkin, çok ahlaksız. İşte bizim yapacağımız şeyi hukuku öne çıkarmak, toplumsal mücadeleyi hukuk yoluyla yapmaya çalışmak, siyasal mücadeleyle toplumsal mücadeleyi birleştirmek ve hukuku asla ikinci plana atmaksızın demokratik hukuk devleti yolunda safları birleştirmek. Zannediyorum bu konuda bize, evet bizim arkadaşlarımız zindana gönderildi ama bu konuda önemli bir zemin hazırladılar. Çok daha uyanık olmalıyız, çok daha dayanışma içerisinde olmalıyız. Hepinize kolay gelsin diyorum. Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır, Taranta Babu diye. Orada der ki, Mussolini çok konuşuyor Taranta Babu. Çok korktuğu için çok konuşuyor. Evet, bugün adaletsizlik yapanlar, bugün haksızlık yapanlar çok konuşuyor. Ama onlar çok korktuğu için çok konuşuyor. Ve bize diyorlar ki, teslim olun. Bizim esir düştüğümüzü, teslim olduğumuzu düşünüyorlar. Ve biz buradan onlara söylüyoruz. Asıl siz teslim olun. Biz haklıyız, biz kazanacağız. Ve mücellanın o dik duruşuyla herkese selam gönderiyorum. Biz haklıyız, biz kazanacağız.